Karabağlar ikinci el eşya alım satım bit pazarı arkadaşlar. Bugünkü uğrak noktamız burası. Şu an burayı detaylı bir şekilde birazdan gezeceğiz. Giriş bu şekilde şu an. Çok büyük bir pazar değil ama ürün çeşitliliği fazla diyebiliyorum. Şimdi hep birlikte göreceğiz neler varmış. Yani bir pantolon var ama gelir mi sana bilmiyorum. Selamünaleyküm. Motorcu pantolonu mu? Dayı. Efsane bir şey ama. Beden uyarsa. Korumaları var mı bunun? Yok değil mi? Korumaları yok. Yok, bunlar var. Elimde olan bu. Ne kadar bunun fiyatı? Sayı 900. Bedeni falan bir şey, en ufak bir hatası yok. Bedeni falan yazıyor mu acaba da? Sen bak istiyorsan. Sadece bu var değil mi elinde bu aynen, tarz bir şey abi? Bir dolaşayım abi. Tamam, dönüşte tamam. Bir bakayım. Tamam. Hayırlı işler. Burada yine bol bol keser, çekiç. Ne alırsam arasında burada ya. Bol. Bu tarz şeyler de iş görüyor. Ne kadar acaba bunların fiyatı? Abi sen mi bakıyorsun buraya? Abi bunun fiyatı nedir? Bu da iş görür gibi geliyor. 100 lira. 100 TL'ymiş. Aslında alanı da şöyle göstereyim. Alanın genişliği bu şekilde. Aşırı büyük bir alan değil dediğim gibi ama ürün çeşitliliği yine oldukça fazla gibi geliyor. Nereden başlayalım? Şuradan başlayalım. Ha, bakabiliriz. Zaten görürsün belediyeye gelmeden geride 30 metre 50 metre geriden sağda görürsün zaten. Açık alan güzel bir şey benziyor. Zaten görüyor dolmuş otobüs çattı üzeri. Sen ne yapıyorsun, neler yapıyorsun? He. Köyden geldi işini bitirdim hayırlısı. Bunun fiyatı nedir abi? 75. Ha? Cumartesi pazar kuruluyor. Bugün mesela iş görebilir. Mesela gelen giden olacak. Güzel. Geziyorlar. 75 TL. Ben pazar günü kalabalık kuruyor da cumartesi biraz sakin ol. Bu ne, turu atının çakması mı? Ahşap mı bu? Ahşap mı? Sağ ol. Atın fiyatı ne abi? 250. 250. Hayırlı işler abi. Burada yine montlar var, onun haricinde ceketler, pantolonlar. Şu rikmeti bir şekli sağlam da duruyor. Hatta ayaklar da var burada. Ayaklarını biraz dışarı çevirmiş. Güzel de bir şey benziyor. Bunun fiyatı nedir amca? 300 lira. 300. Sağlam değil mi? Bir var mı bir problemi? Atalım. Sadece şuralarında mı yıpranma var? Sağda orada var. Kumaşında bir ufak bir yıpranma var. Onun harici sağlam değil mi? Çok da güzel ya. Şu ne? Ha, buraya sabit diyorsun. Ya İsterse. Hı, anladım. 300 lira. Evet. 250 olur. 250 olur. Bunu bir düşüneyim abi ya. Motosikletle geldim şimdi. Nasıl götürürüm o biraz şey ama olmadı alırsam bir şey. Olur, köle. Onu hallederiz ya abi. Onlar basit işler. Başka da bir şey yok. Onu bir düşüneyim. Çizme gördüm ama kaç numara? 40 numara. Böyle kampta falan giymek için güzel olabilir yağmurda ama numarası bize küçük. Burada genelde böyle kollar var. Kolların fiyatları ne?
50 lira. Geçen çalışıyor mu abi bunlar? Vallahi abi denememişim. Böyle aldım, getirdim. Sağ bakmamışım bile. Şarja bile takmamışım. Çok güzel kollar da var ya. Ama işte power bank de yanımda değil ki, deneyeyim ya. Ama denememişim, denemedim. O yüzden de ucuz satıyorum zaten. Haklısın. Yani malzeme fiyatına bile yemin ediyorum çoğu çalışıyordur. Evet evet, uygun abi, yok fiyatlar uygun. Hani ben şey yapmadım. Yalan da söylememe gerek yok. Abi çalışıyor, getirin. Olmazsa getirin. O muhabbetleri yapmıyoruz. Valla zaten malzeme fiyatına veriyorum. Aynen. Bir bakarız abi birazdan. Hayırlı işler. Burada her tarafta yağmurluk, yağmurluk, yağmurluk. Arkadaşlar buranın konumunu da şöyle göstereyim sizler için. Karabağlar yolu. Bu istikametten geliyorsunuz. Bornova istikametinden eğer geliyorsanız. Bu şekilde böyle yolun kenarına park edebilirsiniz. Ben de zaten şu ileriye park ettim motosikleti. Buradan giriş yapıyorsunuz. Alan zaten şu şekilde. Çok kolay yani bulunması gereken bir yer. Böyle çok zor bir yer değil. Yine açıklamalar kısmına da tam konumunu sizlere söylemiş olurum. Oradan da bakabilirsiniz. Selamünaleyküm. Bunlar satılık değil mi abi hepsi? Oltalar da aynı şekilde. Bu öyle. Bu öyle. Ne kadar hafif. Bunun fiyat nedir? Normalde fiyatı bu. 400. Evet ama 275 olur. 275. Son uzunluğu bu mu? Ha? Son uzunluğu bu mu? Evet. Çıkıyor. Bakacağım. Kare kare yağmur. Uzmasın. Makineler ne kadar şu? Bu 6000'lik 0450. 450. Bu, bunlar ikinci el, bu sıfır mı? İkinci el ama bunlar daha kaliteli malı. Alman malı bu, German. Bunun fiyatı ne? Ömürlük. Selamünaleyküm. Buna ne diyorsun? Kardeş internetten bak, şuradan girersen bunun fiyatı çıkıyor. 1700 lira çıkıyor. Çok az kullanılmış bunlar. Ben 700'e vereceğim. 700. Buralar genelde kıyafet. Vay be, eskiden ne oynardık bunlardan ya. Bunlardan hala bulunuyor. Vay be. Burada anladığım kadarıyla ürün çeşitliliği çok aşırı fazla değil. Ya da bugün fazla kurulmamış. Burası cumartesi, pazar günleri iki günde kuruluyormuş bu arada. Onu da öğrenmiş olduk. Şurada bir tripod var. Ayağı kırılmış. Onu yapıştırmışlar. Alüminyum. Çok kullanışlı bir şey değil bu. Kırılmış zaten, tamir görmüş. Şu dikkatimi çekti. Çalışıyor mu acaba? Zor çıkar bu da. Bu neymiş? Bu ne abi? Bakır zımba şeyleri ya. İnternet kablolarını falan yapmak için. Buna gibi bir şey. Aslında güzel. Traktörlere bak ya. Abi hayırlı işler. Şu dikkatimi çekti. Değişik.
5 tabanca. Dekor abi, hareketli değil. Hareketli değil değil mi? Değişik abi bir. Abi hareketli değil. Süs olarak üzerine eksik olmasın diye koymuşlar. Bunun fiyatı ne? 100 lira. 100 lira. Antik. Burada traktör aletleri var ya. Öyle de metal. Böyle plastik falan değil. Bunlar metal anladığım kadarıyla, plastik değil. Evet. Aletleri de çalışıyor. Bunun fiyatı ne? O 400 lira. 400 lira. Sen bunları iyi toplamışsın ya. He? İyi toplamışsın şu traktörleri falan. 40 senelik abi bunları ya. Ben 40 senedir bende, vitrinde. Ay maşallah. Massey Ferguson ha, eski. 595. Bilenler bilir bunu. Yeni nesil bilmez de bunları. Hayırlı işler amca. Sadece bir dalama. Bu açık kaskın bir fiyatını soracağım. Hatta eldiven falan da mı? Bunlar ne? Bunlar kar eldiveni. Amca kaskın fiyatını öğrenebilir miyim? 750. 750. Açık kask 750. Ne düşünüyorsunuz arkadaşlar fiyatlar hakkında? Bura bana biraz pahalı gibi geldi. Burada çocuklar için bir piyano var. Küçük bir piyano. Ama temiz duruyor. Fiyatı nedir acaba? Bunu bir soralım. Hocam buraya sen mi bakıyorsun? Cem abi. Abi 80 lira. 80. Burada kılıfı da var. 80 lira. Fiyatı güzel mi? İstersen arkadaşta var. Komple kutuda arkada gördüm orada geçerken. Bir bak orada işini görürse. Siyah var, şey var. Birazdan bakacağım abi oraya. Tamam, bak, bak. Bir de sende bir ışık dikkatimi çekti ya. Bu üçlü ışık sanki burada bir yerde miydi? Ne arıyor? Bu lamba. Bak, orada mı? Orada. Neredeydi o? Orada. Ne istiyorsun sen bak orada mı? Ben almıyorum. Aynı mı? Yok bunlar değil de. Hani böyle çiçek şeklinde açılıyor bak, ya. Bak burada da var al bak. Yok yok. Yemiyor bu bak. Bundan istemiyor musun? Biraz önce sanki seni tezgahta gördüm gibi de. Üçlü böyle papatya şeklinde. Ha şuradaymış ya. Ben sen oraya bakıyorsun diye düşündüm de. Bu üçünden birini. Sende var mı o tarz bir şey? Yok yok bak orada var arkadaşım benim ya bir şey yok. Arkadaşım o da. Bu anne. Tamam gel sen buraya. Burada deniyor arkadaşım. Kolay gelsin. Garanti de veriyor sana. Ne kadar bunun fiyatı? İzzet. 40 bak şu hepsinde 40 var abi. Şu turuncudan başlıyor. Bunun fiyatı nedir hocam? 80 lira abi. 80 lira. Evet. Bir bakma şansınız var mı? Bu şekilde yanıyor. Mesela bunu tek yakma şansımız oluyor mu? Şu şekilde çalışıyor. Mesela tek bir tanesini yok. Yakmak istersem öyle bir şey yok değil mi? Hepsi birbirine paralel bunlar. Hepsi birbirine paralel bağlı. Aydınlatması nasıl olur acaba ya? Yok değil rahat rahat yetiyor. Yeter mi diyorsun? Kendi odanda kullanıyor. Bunu
geçip duruyor, böyle bir yanıyor, bir sönüyor. Bu şeyden dolayı mı? Tabii, o buradan dolayı. Hmm. Ne olur bunun en son fiyatı? 80 lira. İkram et bize ya. 75'e yapabilirim çünkü bunlar pahalıya geliyor. Marka kaliteli markalar. O zaman bize düz 70'e ver, senden de bir siftah atmış olalım. Buradan da bir şey almadan çıkmak istemiyorum. Senden de alayım bir tane. Teşekkür ettim. Kırmadığın için. İnancın olsun abi. Kimseye o fiyata verdim. Eyvallah. Sağ ol. Vallahi ben çünkü bunlar pahalıya geliyor. Kırmadığın için teşekkür ettim. Rica ederim. Nasıl kırılır? Senden de bir şey yapmaya gitmek. Ama burayı ben biraz daha kalabalık beklerdim. Biraz daha sakin gibi ya. Hep böyle mi genelde? Yok vallahi. Kalabalık aslında da yer küçük. Ya bir de şey ya, 100 lira yaptılar ya. Ondan da insan gelmiyor. Çekiliyor yani. Buraya bir de ikinci el evde satıyor 5 lira onu. Ekstra bir de 100 lira para veriyorsunuz değil mi buraya tereyağı açmak yani için? Doğru. Şimdi siftahsız gidenler ya da çok fazla satamayan insan. E şükür ben ayakkabı satıyorum, ben çıkartıyorum ama satan onlar oluyor. Bereketli olsun, hayırlı işler. Baş ağacı satılıyor ya. Bakar mısınız? Bir de yarım yarım süslemişler ya. Elinde olan malzemelerle süslemişler. Şuraya bakalım. Burada ihtiyacımız olan bir ürün ya da işimize yarayacak bir ürün çıkabilir. Selamünaleyküm hayırlı işler. Matkaplar sıfır mı abi? Bu taraftaki sıfır kardeşim. Şu mu? Hı hı. Abi bu sadece vidalama mı? Evet. Vidalama. Harbeli değil yani. Harbeli değil değil mi? Zaten şey ufak. Gücü. Ha bu işlerinden 750 abi. Bunun kaç tane bataryası var? 3 mü? 3 tane bataryası var. 700 lira aslında iyi bir fiyat. Gerçekten güçlü. Sadece şarjlı olmasına rağmen iyi çalışıyordu. Ama tam karar veremedim yani. Şimdi 700 lira da az para değil. Sonuçta buradan alıyorsunuz. Garantisi yok. 2 gün sonra elimizde patlayabilir mi? Olabilir. Belli olmaz. Burada bir laptop var ama çalışıyor gibi. Yakışıklı sen mi bakıyorsun? Laptop çalışıyor herhalde değil mi? 3000 TL. Aslında satranç da kutusunda falan güzel mi yazıyor? Okullara özel satranç takımı. Okullara özel yapılmış. Bakalım. Hmm, şu şekilde kağıdı var. Fiyatı ne acaba? Hocam bu satrançın fiyatı nedir? 50. Fiyatı uygun. Şurada kabının olması da aslında güzel. Düşünebilirim. Bu elektrikli barbekü falan mı? Elektrikli mangal değil mi abi? Değil mi? 200'de 150 olmuş. 150. Çalışıyor mu? Çalışıyor, çalışıyor. Daha sıfır kumanım var. Bir kademeli. 150 TL. Bunun kullanımı şu an diyenler iş görür aslında. Sırf soğuktan böyle etkilenmem adamın ne kadar fark edilen ama abi hayırlı işler. Bunun fiyatı nedir? 550 lira. 550. Burası full matkapçıymış ya. Her tarafta matkap, vidalama. Ağırlıkları var. Şuna dikkatimi çekiyor ya. Bunlar bir şey görüyor mu? Böyle ciddi ciddi. Bayağı da ağırlık var. Yok.
Bak şimdi farklı aparat var. Hepsinde de değişik değişik aparatlar var. Arabalardaki bit pazarı bu şekildeydi arkadaşlar. Diğer bit pazarlarıyla ufak bir kıyaslama yapmam gerekirse de buranın alanı biraz daha küçük. Ürün çeşitliliği de diğer pazarlara göre biraz az geldi bana göre. Ama yine birkaç tane değişik ürün bulabilir misiniz? Evet, bulabilirsiniz. Gelmenizi tavsiye ederim. Hatta burası cumartesi günü de açıkmış. Diğer bit pazarları genelde cumartesi değil de sadece pazar günleri açık oluyor. Ama burası hem cumartesi hem pazar günü açık. Dediğim gibi açıklamalar kısmına da buranın adresinden bahsederim. Direkt o adres üzerinden buraya ulaşım sağlayabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki farklı içerikte, farklı artık bit pazarı videosunda görüşmek üzere.